Belgrad Kalesi'ne hoş geldiniz. Evet, şimdi şu an Belgrad Sırbistan'dayız ve içeri giriyoruz. 500 senelik mi artık, kaç sene tam olarak hatırlamam ama bakacağız, öğreneceğiz sonra beraber. Şöyle girelim. Çok eski kalelere, şehir içindeymiş yani. Surlar etrafımızı, gördüğünüz gibi surlar. Etrafta surlar ve surların arasında da arkadaşlar hem basket plan hem tenis plan yapmışlar. Ama bu surların içinde eskiden yaşarlarmış arkadaşlar. Hep beraber kalenin içine doğru gidelim arkadaşlar. Surları açalım. Bizler Türk'üz. Her türlü açarız surları, biliyorsunuz. Bayağı bir Avrupa kuşatması yaptık. Böyle Dresden, efendime, Bratislava, Budapest, şimdi Belgrad. Görüyorsunuz arkadaşlar, surların içine girmek üzereyiz. Bak kapı. Görüyorsunuz değil mi? Artık 500 sene mi? 1750'de 1760 arası yapılmış bu surların kapısı arkadaşlar. Enteresan, çok güzel. Sağ olsun hanımefendi dışarıdaki, beni içeriye bedava soktu. Esasında burası paralıymış ama dediğim gibi pek fazla bozuk yokmuş üzerimde. Dediğim gibi bedava soktu. Teşekkür ederiz. Ve şu an gördüğünüz arkadaşlar orta çağın Sırpların giydikleri kıyafetler olsun, yemekler olsun, içecekler olsun hepsini göreceğiz arkadaşlar. Şöyle şekilde. Görüyorsunuz kılıçlı, baltalı birimler. Giydikleri kıyafetleri arkadaşlar. Hanımların giydikleri elbise. Artık bu zırhlı yok, zırhlı değilmiş ya. Hah, zırhlı olan şu arkadaşlar. Yok, keskin değilmiş. Baltamız keskin değilmiş. Kılıç bile keskin değil be. Bu çok enteresan. Harbiden böyle miymiş bilmiyorum ama. Kalkanımızı görüyoruz. Bu neymiş lan? Hanımların kıyafeti. Orta çağın içecekleri ve yemekleri. Evet, bu çok enteresan ya. İlk Dünya Savaşı'ndan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan tanklar, artilleri, şeyler göreceğiz arkadaşlar şimdi. Şu an kendimi War Thunder'da hissediyorum ya. Bu ne lan? Tamam, ben War Thunder. Alman tankı, evet. Panzerkorps bir Aus. Evet, War Thunder bu ya. Tamam, ben War Thunder.
Amerikan tankı Stuart M3A3. İtalyan İtalyanski Snežni Carro Armato M1340. İtalyan tankı. Tamamen nostaljik olduk be War Thunder'da. Bu Alman Panzerkorps 2. Ausf gibisine. Bu herhalde yanılmıyorsam Amerikan tank olması lazım. Ama yazmıyor. Yanılmış olabilirim. Ama sanki Amerikan tankı gibi benziyor. Belki de İngiliz. Bilmiyorum ya. Artık siz söyleyin bilenler. Bu ne be, bu ne be, böyle bir şey olabilir mi ya? Var mı oğlum şunu şimdi böyle dolduracaksın topu, bir ateş edeceksin ya. Abi neymiş bu? Flieger, Alman yani topu ama işte. Okuyabilirsiniz, okuyun arkadaşlar. Evet, tekrardan bir farklı tanklarda görüyoruz. Alman tankı. Görüyorsunuz. Abi resmen War Thunder'dayım yani. Küçücük top. Şuna bak, bu da Alman şeyi. İsmini getiremiyorum ama yazıyor burada Leicester. Leicester Schützenpanzerwagen. Şunlara bakın be. Bunları görmek nasıl güzel bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey var mı? Ben bunun içine nasıl sığacağım ben arkadaşlar? İtalyan tankıymış bu da. Carro Veloce. Ben bunu sayamam. Çok küçük bu. Küçük bir top. Aa, tekrar bir küçük bir tank. Bunun içine girmek için herhalde Hobbit olman lazım. Hobbitler için yapmışlar bunları. Polski. Yani bu Polonyalıların tankı. Polonyalılar ben büyük adamlar diye sanırdım ama değilmiş. Hobbitlermiş. Yok abi. Şimdi bana bakın, tanka bakın ya. Ben buna nasıl sızacağım oğlum? Şaka mı ediyorsun? Harbiden hobbit olman lazım. Birinci surları açtık, ikinci surlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Belgrad'ın tamamen kuşatma altına aldık yani. Şehir artık bizim. Türk bayrağını asalım buraya. Güzel bir manzara var ama. Harbiden çok güzel bir manzara var. Şu an surların üzerinden yürüyorum arkadaşlar. Zafer! Türkler tekrardan burayı fethetti. Ama harbiden çok güzel bir yermiş ya. Şuna bakar mısınız ya? Şöyle bir manzara yok yani. Ya düşünebiliyor musunuz? O zaman da burada bir kale de yaşıyorsunuz. Surlar böyle bu şekilde. Bütün Belgrad yani başşehir altınızda yani. Böyle bir manzara uyanıyorsunuz her sabah. Vay be. Şu ne arkadaşlar, bu hamam mı ya? Bayıldım ya, bayıldım. İnşallah siz de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bu bütün vloglarımız ya. Şehir üstüne şehir gezdik. Evet, Budapest'in kalesini göremedim, kusura bakmayın ama yetişemedim ya vaktimizden dolayı yani. Ve şu an Belgrad'a elveda dememiz lazım. Harbiden çok güzel bir şehirmiş. Şimdi şu an arabaya binip Makedonya'ya doğru gideceğim arkadaşlar. Ve oradan devam ederiz inşallah vlogumuza.
Görüşürüz.